Merhaba Atasever Hayat ve Eğitim kanalı izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Devlet tarafından vatandaşlara farklı destekler veriyor. Bu destekler kapsamında aylık 1500 lira ödeme yapılacak. Bu ödemeleri SMS ile anında öğrenebilirsiniz. Peki kimlere 1500 TL ödeme yapılacak? Şartları neler? Başvurular ne zaman başlıyor? Videoya geçmeden bizlere destek vererek abone olalım. Teşekkürler. Devlet tarafından vatandaşlara farklı destekler veriyor. Bu destekler kapsamında aylık 1500 lira ödeme yapılacak. Bu ödemeleri SMS ile anında öğrenebilirsiniz. Peki kimlere 1500 TL ödeme yapılacak? Şartları neler? Başvurular ne zaman başlıyor? 1500 TL ödeme yapılacak. Milyonlarca kişiye devlet tarafından destek veriliyor. Engelli yakınına bakanlara ve evde bakıma muhtaç yaşlıya verilen devlet yardımlarıyla rekor kıran sayıya ulaşıldı. Evinde %50 engelli raporu olan yakınına bakan kişilere 1500 TL ödeme yapılıyor. Engelli raporu olan herkes devlet tarafından verilen desteklerden faydalanabiliyor. Şartlar neler? Konu ile ilgili olarak kontrol muayenesi ile sevk edilen hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporu doğrultusunda %40'ın altında belirlenen ile %40 üstünde belirlenmiş olanlara engellilik derecesi tahsis talep tarihi itibariyle aylığı almaya hak kazananlar merkez sağlık kuruluna gönderildikten sonra aylık almaya hak kazanabilirler. Aylık 1500 TL ödeme yapılacak. Devlet tarafından engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle bakımı üstlenenlere 1500 TL ödeme yapılıyor. 2020 yılında 1 milyona ulaşan rakam için 15 milyar ödeme sağlanacak. Bakım maaşı alanlar birinci ve ikinci derece akrabalardan oluşması gerekiyor. Amca, teyze, dayı, yeğen gibi yaşlı kişinin akrabası bu ödemeyi alabiliyor. Evde bakım parası almak için parayı alacak kişi ve hane halkının geliriyle hesaplandığında 1500 lira ödeme çıkıyor. 1384 liradan 1500 liraya yükseltildi. 2020 yılı itibariyle memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı ve engelliler için evde bakım parası olmak üzere geçen yıl 1384 lira olan ödemeler 1500 TL'ye yükseltildi. 1500 TL ödemeyi almak için SMS ile öğrenebilirsiniz. Evde bakım aylığı için SMS ile başvuru ve aylık sorgulama işlemleri yapabilirsiniz. Cep telefonundan yeni mesaj yazarak BAKIYE yazıp 4747 göndererek bakiye talebi ve Ziraat Katılım Bankası yattı mı yatmadı mı öğrenebilirsiniz. Devlet yardımları sürüyor. 2020 yılında çeyiz yardımı, muhtaç engelli yardımı, evde bakım parası, yaşlılık maaşı, emekli olmayan sigortalılar yardımı, cenaze yardımı, doğum izninde anne maaşı, rapor parası, barınma desteği, mama ve bez yardımı, boşanan kadınlara devlet maaşı, İBB sosyal yardım kartı yardımlarından faydalanabilirsiniz. Eşi vefat etmişe yardım. 2020 yılında en çok dikkat çeken yardımlar arasında eşi vefat etmiş kişiye aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 500 TL ödeme yapılıyor. Kış ayında yardımlar sürüyor. Devlet yakacak yardımı da aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Kömür yardımı olarak da bilinen yakacak yardımı odun kömür desteği veriliyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.